merhaba arkadaşlar. Cümleden selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Yine bir yol videosunda beraberiz arkadaşlar. Cumartesi sabahında hafif böyle bir yağmur, kar havası var gibi Ankara'da. Ufuktepe Bağlum yolu üzerindeyiz arkadaşlar. Bağlum köprüsünden otobana çıkacağız. Otobanda gazlayacağız. Yani şimdi burada şöyle bir durum var. Motorlarımızın üzerine takmış olduğumuz parçaları test ediyoruz. Yani performans çalışmalarını ve diğer parçaları. Yani burada sadece motorun CCC ile alakalı güçlendirme vesaire, gidiş çekiş hız, bunun dışında motorumuz üzerindeki fren balatasından, lastiğinden, jantından, kayışından, bagasından ne var ne yok hepsinin dayanıklık testini yapıyorum arkadaşlar. Bu testleri yeni yapmıyorum. Yıllarca bu şekilde testler yaparak bu seviyelere geldik arkadaşlar. Yani atölyede alttan yağı boşalt, üstten yağı koyla ustalık olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yaptığın işi sahada kendin test edeceksin ki sizlere daha iyi hizmet verebilmek açısından. Yani geldin, PCX'inde bir sorun var. Geliyorsun, biniyorum, bakıyorum, tak 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 nokta atışı. Yani bunlar böyle gelişiyor. Hani diyor ya arkadaşım biri, ya işte işini severek yapmak, işine aşık olmak nasıl olur, nereden başlar? İşte buralardan başlıyor arkadaşlar. İşte tam da buralardan başlıyor. Yoksa bu havada motorda işinle bir arabana sıcak sıcak kaloriferini yak, git dükkanına, sobanı yak, bekle. Çin, çan, çun fark etmez. Ne bulursan hepsini sök, tak. Şimdi buradaki mesele performans meselesinin dışında motor üzerindeki bütün parçalar test ediyoruz arkadaşlar. Bütün parçalar test ediyoruz. O yönden şimdi burada motorun dayanıklık testi, parçaların dayanıklık testi hepsi önemli. Şimdi bu tarz parçaları motorlarına takıp randuman alamadığını söyleyen arkadaşlar oldu. Bunların da tezini buradan çürüteceğiz. Çünkü biz bak tapama gazlarda bu motor şu an 600 kilometre oldu. 600 kilometre içerisinde en ufak bir fire vermedi. Hani bir fire verse diyeceğim ki ya şu oldu, bu olmadı diyeceğim. Öyle bir durum da yok yani. Motorda her şey mükemmel ötesi. Daha da mükemmelleşiyor. Şimdi rampasıydı, bayrağıydı, freniydi, her şey 10 numara. Tabii biz bunu yaparken ya bundan ben de yaptıracağım, nasıl yaparız diyen arkadaşlar olacak, sıra yazıyoruz arkadaşlar. Sıra. Bize bir şekilde WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz. Gereken bilgiyi veriyoruz. İsminizi, sıranızı yazıyoruz. Ona göre ne zaman istersen o zamana işlemini yapıyoruz. Şu an otoban üzerinden gidiyoruz. Evet, bu dehleme meşhur oldu arkadaşlar. Bak görüyorsun. Hoppa. Evet, sabah sabah uykumuzu ve moralimizi düzeltiyoruz arkadaşlar. Oksijenimizi güzel alıyoruz. Makinada olağanüstü şeyler geliştikçe biz de mutlu oluyoruz. Umarım siz de bizi seyredikçe mutlu oluyorsunuzdur. Burada neden PCX'i seçtiğime de söyleyeceğim arkadaşlar. Ben değil arkadaşlar. Bütün dünya PCX'i seçmiş. Yani PCX için herkes bir şeyler yapıyor. Niye? Demek ki yaptığına değen bir makina. Her yerde, her şeyde PCX kullanılıyor. Yedek parçası bol, modifiye parçaları bol, her şey PCX4'e deniyor. Evet, şimdi 0-100 kilometre testi yapacağım. 0-100 kilometre testini yapmıştım. 0-125 kilometre testi yapacağım arkadaşlar. 0 ile 125 kilometre testi yapacağım. Bir kenarda duracağım, 0'dan kalkış yapacağım. Kaskımı kapatacağım, konuşamayabilirim. Ben değil, ekran konuşacak arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi şurada duruyorum arkadaşlar. Şimdi 0-100 kilometre testinde kaskımı kapatıyorum. Rüzgar vesaire gelecek, onu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, 0-125 kilometre testimiz başlıyor.
arkadaşlar 126 netleri gördük. Yani bu şimdi rüzgar ve yol durumuna göre de değişiyor arkadaşlar. Felaket bir şekilde bir rüzgar var. Oradan 10 kilometremizi de rüzgar yiyor. Yani 130 netleri rahat görürüz diye düşünüyorum. Ama buradaki amacımız ya 130'u 140'u göstermek değil size arkadaşlar. Asıl buradaki ayrıntıyı kaçırıyorsunuz. Ayrıntıyı kaçıran arkadaşlar var. Ya işte PCX 125 iken de zaten 115'i görüyor. Ahım çahım bir değişiklik olmamış. Ya sen 115'i nasıl görüyorsun? Yırtınarak görüyorsun. Paralıyorsun kendini. Bunda 115'i zaten haz veriyorsun. Al. Anında 80-90'a önünde yol kalmıyor. Normal 125'ine yapamazsın. Buradaki asıl meseleyi kaçıranlar var. Buradaki mesele ara hızlanma meselesi. Arkadaşlar yine bir gündüz videosunun sonuna gelmek üzereyiz. Buradaki videomuzun konusu neydi? Motorlar üzerinde kullandığımız parçaları usta olarak nasıl test ediyoruz? Ne tür evrelerden geçiyoruz? Onları gösterdik. Tabii bunları gösterirken de mecbur PCX'in performansını da görmüş oldunuz. Yani burada asıl amacımız aslında PCX'e yaptığımız performans çalışmalarını göstermek değil ama konunun önüne geçti. Niye? İnsanlar da motorlar bitmiyor, çekmiyor, uzamıyor. Ne yapacağız dedi. İşte onun yerine Çin malıyım, Çan malıyım, Çun malıyım, Hint malıyım, işte İtalyan malıyım, böyle korkular vardı. Bu korkuları yendirmiş olduk. Ha diğerlerini niye almayalım? Veya niye hep PCX'den bahsediyoruz? Diğer Çin, Çan, Çun, Hint, İtalyan. Bunlarda yedek parça sıkıntımız var arkadaşlar. Tedarikçiler sadece motoru getiriyor, arkasında durmuyor. Durmadığı için de bu motorlarda usta olarak bir sıkıntı yaşıyor. Yani motor bana geldi, söktüm, parça bulamıyorum, geçmiş olsun. Ondan dolayı özellikle PCX'i seçiyorum yani. İşte bu yüzden her geceler. İşte bu yüzden PCX'i seviyoruz arkadaşlar. PCX'e ne yaparsak attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor arkadaşlar. PCX'e böyle bir durumumuz var. Bildiğiniz olsun. Önümüzde yine bir PCX gidiyor. Haydan olur, huydan olur, ara batır, kaydan olur. Bu güzellik saydan olur, dünyaları. Evet arkadaşlar, PCX dedik, lambaya geldik, kalkıyoruz. Evet. Ve.
Deh deh düldür, deh düldür diyor. Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna gelmek üzereyiz. Bugünkü konumuz neydi? PCX'lerde yol testini yapmıştık. Performans çalışmaları sonrası üzerinde test ettiğimiz parçalar, fren balataları, işte lastikler, şunlar bunlar, vırtlar, zırtlar, cartlar, curtlar arkadaşlar. Motorumuz en son yaptığımız işlemden sonra o kadar da tapa gaz gittiğimiz halde 2.5'lere düştü arkadaşlar. Daha da düşeceğini umut ediyorum. Çünkü motor yeni yeni kendine geldi. Yeni yeni kendini toparladı. Buradaki avantajımız ne? Kalkış ve ara hızlanma arkadaşlar. Ara hızlanma. Yani buradaki asıl amaç ara hızlanmaları güçlendirmiş olduk. Bilginiz olsun diyorum. Şu an atölyemize gideceğiz. Bakalım ne diyor. Kavuşturduk. Evet. Diye durduk. Fren sistemimiz de 10 numara. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın, dostça kalın diyorum.